silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri yakın zamanda orta sınıf insansız kara araçlarını kullanmaya başlayacak. Bu araçlardan biri de Havelsan tarafından geliştirilen orta sınıf insansız kara aracı Barkan. Barkan için seri üretim niyet beyanı imzalandı. Barkan'ın silah sistemiyle birlikte toplam ağırlığı yaklaşık 500 kilograma karşılık geliyor. Uzaktan kontrol paneli üzerinden manuel uzaktan sürüş özelliklerinin yanı sıra yarı otonom ve otonom kullanım modlarına sahip Barkan, düşük silüete sahip. Barkan, bu sayede ağır sınıf insanlı ve insansız kara araçları ile kolaylıkla taşınabiliyor ve müşterek operasyonlarda kullanılabiliyor. Azami hızı saatte 13 km olan Barkan, her türlü arazi yapısında dik ve yan eğimde hareket kabiliyetine sahip. Barkan, 60 cm genişlikteki hendeklerden ve 16 cm dik engelden geçebiliyor. Bununla birlikte 40 cm derinlikte su geçişi yapabiliyor. Havelsan orta sınıf insansız kara aracı Barkan, kullanım konsepti kapsamında personel takibi yapabiliyor. Yapay zeka bilgisayarına gelen görüntülerden işaretlenen personel, yapay sinir ağları kullanarak çalışan bir takip algoritması ile fiziksel olarak takip ediliyor. Araçta seçilen personeli kaçırmadan takip edecek üst düzey gelişmiş yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları kullanılıyor. Personel yürüme hızına bağlı olarak Barkan insansız kara aracı mesafesini koruyarak hareketine devam edebiliyor. Personelin hareket hızı arttıkça araç hızı da otomatik olarak artıyor. Bu özellik sayesinde piyade ile Barkan müşterek operasyonu kapsamında intikal, yaralı taşıma, yük mühimmat taşıma ve benzeri görevler otonom olarak icra edilebilecek. Barkanika'da taktik veri linki ile en az 1 kilometreden kablosuz haberleşme kabiliyeti bulunuyor. Bunun yanı sıra araçta GSM haberleşmesi ve 150 metreden kablolu haberleşme özelliği ve çift yönlü sesli iletişim sistemi yer alıyor. Platform üzerine faydalı yük olarak 7.62 mm silah sistemi, robotik kol, gece ve gündüz görüş kabiliyetine sahip yükseltilebilir mastlı gözetleme sistemi ve yük taşıma amaçlı taşıma kiti entegre edilebiliyor. Barkan İKA, başka bir Barkan İKA'yı takip ederek konvoy takip görevi de yapıyor. Operasyonlarda ve intikallerde kullanılabilecek bu özellik ile birden çok insansız kara aracının otonom konvoy takip kabiliyeti ile bir noktadan başka bir noktaya aynı güzergah üzerinden intikali sağlanabilecek.